Biraz sonra maalesef ne oluyor? Günümüzde hızla yayılan bir hastalık yayılıyor salgın konumuna şeklinde. Geldi artık. Çünkü eskiden insanlar mısır şurubu diye bir şey bilinmiyordu. Yani şeker olarak pancardan elde edilen doğal şeker kullanılıyordu. Evet, pancardan elde edilen şeker de zararlı, çok kullanırız. Ama mısırdan elde edilen şeker tehlikeli. NBŞ, nişasta bazlı şeker. Böyle yumuşak, sümüksü, süngerimsi bir madde. Fruktoz. %80'i fruktoz. %20'si glukoz. Mısır nişastasından elde edilen şeker ucuz olduğu için büyük firmalar milyonlarca ton üretiyor. Neye katılıyor? Bisküvi, jelibon, kek, gofret, çikolata, dondurma, baklava, aklınıza gelen her şeye katıyorlar. Ve pankreas kanseri son 10 yılda %800 artmış. Evet. Neden artmış? Karaciğer yağlanıyor. Çünkü bünyemiz mısırdan elde edilen şeker doğal olmadığı için bunu kabul etmiyor. Karaciğer yağlanıyor. Pankreas yağlanıyor. Damarlar yağlanıyor. Organlar yağlanıyor. Çocuk yaşta. Çocuklarda bile artık şeker hastalığı moda oldu yani. Artık ya, şaşırmıyoruz. Çocuk yani 10 yaşında, 6 yaşında hatta 7 yaşında şeker hastası ortaya çıkıyor. Neden? Fast food tarzı besleniyor. Bir, hepsinde böyle kimyasal madde var. Bol bol cips, jelibon. Hatta geçenlerde ben istemeyerek bir sohbete arkadaşını anlatıyor. Vatandaş diyor ki benim diyor oğlum üzülmesin diye 3-4 kutu diyor gofret aldım. Koydum. İstediği zaman hemen veriyorum. Bol bol yesin. İyi bir şey yapmış gibi. Anlatıyor yani. Çok güzel bir şey anlatıyor sanki. Ya çocuğunu zehirliyorsun. Nedir bu? Gofrettir, jelibondur, kektir, cipsdir vesaire. Hepsinin içinde kimya var. Lezzetli yemesi güzel ama bütün organları tahrip ediyor, tahriş ediyor, verdiği bozuyor sistemi. Güzel hepsinde yani. Renklendirici, tat verici, koku verici, koruyucu, raf ömrünü uzatıcı kimyasallar var. Bunun hepsinin içinde zehirli madde var, zehirli, kanserojen etki yapan madde var. Bilse onun içerisinde ne olduğunu çocuğuna değil vermek, hayatta bir tane ağlasa saatlerce yine vermez ama bilmiyor içinde ne olduğunu. Bilmediği için de iyi bir şey yaptığını zannediyor. Babalık görevini yaptığını zannediyor. Evet. Vatandaş da maalesef bilinçlendirmek gerekir. Mesela Avrupa'da anneler, babalar çocuklarına herhangi bir çikolata, jelibon vesaire vesaire almak istediğinde hemen okurlar ne var içerisinde kimyasal. E200, E300, E500, E600. Hepsi şifre. Onlar ellerinde liste var. E şu, E bu anlamını biliyor. Yani anneler, babalar bilinçli. Çocuğumu alırsam zararı olur mu, olmaz mı diye araştırıyor. Çünkü bu tür kimyasallar çocuklarda cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları, panik atak, depresyon ve hiperaktivite gibi birçok hastalığı tetikler. Durup dururken neden çocuk yaşta insanlar hastalanıyor? Var mıydı 50 yıl önce böyle çeşit hastalık? Yaşlarımızda bile yoktu. Tek tük vardı. Şimdi artık yaşlısı, genci hepsinde var. Tabii bilinçli anne baba da olmak lazım. Bilinçli beslenmek de maalesef gerekiyor değil mi? Evet. Şeker hastaları için hangi bitki? Şeker hastaları diyoruz? İçin gurmar. Gurmar. Gurmar bitkisi efendim. Evet. Gurmar Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Bunun birleşiminde cinnamik asit denen bir asit var. Bunun özelliği pankreasın içerisinde ada hücreleri var, adacık hücreleri veya beta hücreleri dediğimiz hücreler. Bu hücreler pankreastaki hücrelerin %2'sini oluşturur. Çok az. Bunlar sadece insülin salgılar. Bu insülin salgılayan hücreler pankreas dil gibi bir organ. Salgılanan hormonların sadece %2'si insülindir. Pankreasın salgılamış olduğu. Yani birçok lipaz amilaz, tripsin gibi enzimler salgılar pankreas. Ana görevi sadece insülin değil. Fakat insülin salgılayan hücreler çok narin, yumuşak, jelibon gibi. Yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma vesaire nedeniyle karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreas yağlandı mı sertleşir. Sertleşirse bu hücreler sıkışır. Sıkışırsa insülin salgılayamaz. Görevini yapamaz. Ben küstüm der. Ve arıza verir değil mi? Arıza.
Küstü mü iş bitti. Onu harekete ne geçirecek? Ya zayıflayacak. Bazen bu da yetmez. O zaman Gurmar devreye giriyor. Gurmarla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 diyabet hastasını tip 2 tedavi etmiştir. Ha, klinik araştırması olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Hint dilinde Gurmar'a şeker sıfırlayan demek. Şeker sıfırlayan. Evet. Yani yeni bir şey değil. Hintliler bunu binlerce yıldır biliyor, kullanıyor. Hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yeni yapıldı ve belgelendi. Biz bunun için çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde kurmar, keçi sedefi, kara hindiba, yaban mersini, zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı da çok güzel. Hem şekere iyi gelir, tansiyona iyi gelir zeytin yaprağı. Fakat zeytin yaprağının çayından daha etkili olan nedir? Ekstraktı, damıtılarak elde edilen özü. Yaprağının birleşimindeki etken madde zeytin yaprağının %3, %5 destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen özü yaprağından 10 kat daha, çok çok daha etkili. Öyle bir formül geliştirdik. Şeker hastası mesela, vatandaşın şekeri 450'lerden aşağı inmiyor. İki tane hap kullanıyor Mehmet Bey. Yine düşmüyor. Doktoru demiş ki inzülin kullanacaksın. Başka çare yok, bitti. Yolun sonu. Bundan sonra tehlikeli. İnsülin mutlaka kullanacaksın. O da internetten araştırmış. Beni aradı dedi ki ya gerçekten mümkün mü? Bilmiyorum, deneyeceğiz. Çünkü sizinki çok kritik bir noktaya gelmiş artık. İlerlemiş. Evet, çok çok ilerlemiş. Hmm. Peki dedi deneyim. 6 hafta sonra tamamen normale dönmüş. Değerlere inanamamış. Gitmiş yarım kilo dondurma yemiş. Tekrar eczaneye gitmiş. Şekerini ölçtürmüş. Hiçbir değişme yok. Gel dedi ki test ettim. Nasıl test ettin? Yarım kilo dondurma yedim, sonra da dedi kanım yarım ölçtüm. Yarım kilo dondurma şekeri ile kendisini test etti. Evet, gitmiş şekerini şekerim ölçtürmüş. Şekerim gitti mi, gitmedi mi? Evet, değişti mi, değişmedi mi dengeler. Hı-hı. Çünkü 400-450'lerden aşağı düşmeyen şekeri. Eczaneye gitmiş, şekerini ölçtürmüş. Normal. Aşağı şaşırmış. Meneş bana dedi ki bravo, çok güzel, mükemmel bir şey. Yani ben yapmadım, Amerikalılar yapmış. Biz sadece daha bir mükemmel bir form haline getirdik. Sadece kurmar değil, zeytin yaprağı, kara hindiba, kara hindibanın yaprağı, kökü, keçi sedefi, yani çok mükemmel bir form. Karışım, karışımla evet, birlikte evet, elde edilen bir damıtılma. Heh. Bu da kurmar. Kurmarı diyecektik, evet. Hindistan'da yetişen bu sarmaşığın özelliği pankreastaki beta hücrelerini harekete geçirmesi, şekere karşı etkili olması. Bunu Hindistanlılar binlerce yıldır kullanıyor, yeni bir şey değil. Klinik araştırması yeni. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve günümüzde birçok ülkede artık yüzlerce firma bunun hapını, damlasını, derecesini yapıyor. Hı hı. Çeşit çeşit isimlerde, Latincesi Cinnema Silvestris, çeşit isimlerde bunu pazarlıyorlar, satıyorlar. Herhangi bir mahsuru yok, yan etkisi yok, tamamen doğal. Hı hı. Yani bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıfa ayrılır. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler 1. sınıf. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler 2. sınıf. Homopatide kullanılan bitkiler 3. sınıf. Aromaterapide kullanılan bitkiler 4. sınıf. Halk arasında dedikoduya işte şöyleymiş böyleymiş denilen bitkiler 5. sınıf. Biz sadece ve sadece etkisi ispat edilen, belge ve bilgiye dayanan bitkileri ekstraktını kullanıyoruz. Ekstrakt. Hı hı. Önemli evet, olan da o zaten. Otu da değil. Otu da yani. Hı hı. Mesela kurmarın yaprağını, çayını iç. İyi gelir mi? Gelir. Ama 10 günde tedavi olacaksanız bir evet, yılda tedavi olursunuz. Tabii. Yani çok değil fark mi eder? Burada fark çünkü ekstraktı çıkıyor. Otundan 10 kat, 15 kat daha etkili. Özü. Özü hı hı var burada. Destilasyonla elde edilen ekstraktı, özü.